Sen gitmeyeceksin. Ona kapıma dayanmak ne demekmiş ben göstereyim. Hayır Namık. Son kez konuşacağım. İzin ver. Şimdi bana her şeyi tek tek anlatıyorsun. Anlatacağım bir şey yok. Telefonda da söylediğim gibi. Niye geldin ki? Sana inanmıyorum. İnanmayacak bir şey yok Necat. Hamileyim herhalde, ondan hastasın. Evde mi o? Evde. Necat lütfen, lütfen uzatma. Namık'la bir ilgisi yok. İyiyim ben. Biz iyiyiz. Artık Namık'la aramızdaki şeylere karışma. Lütfen. Haklısın. Karışmamam lazım. Eğer senin gözünden bir damla yaş akıtırsa... bunu o da biliyor, sen de biliyorsun. Onun gözünün yaşına bakma. Neyse. Seni umduğumdan daha iyi gördüm. Biliyorsun. Eğer bir şey olursa ilk beni arıyorsun. Tamam mı? Şeylere karışma. Artık hayatımıza burnunu sokma Necat. Bunu sevdim. Hazırlanıp okula gitmem gerekiyor. Akşam da annemin eve gitmek istiyorum. Ben Necat'ı görmek istemiyorum. Ama sen istiyorsan gidebilirsin tabii. Ama lütfen bana verdiğin sözü unutma. Seni seviyorum. Efendim Eda. Günaydın canım. Günaydın. Bilmem, belki de oluyorumdur. Neredesin? Yoldayım şu an, şirkete geçiyorum. Toplantın var mı? Öğleden sonraya kadar boşum. O zaman hayır deme şansın kalmıyor. Evdeyim. Hadi buraya gel. Sana kahve yaparım. Biraz işin gücün dışında şeylerden konuşuruz. Peki tamam, geliyorum. Bekliyorum. Ben çıkıyorum. Hı, iyi dersler. Okula o zaman. Evet, bugün dersim var. Onun da dersi var mı? O kim baba? Ali Hocan. Var tabii. Hem okulda hem işte. Bizden çok onu görüyorsun. Hem patronum hem hocam. Ne demek istediğini tam anlamadım. Niye gerildin öyle? Gerilmedim baba. Ya ne dedim ben şimdi anne, bir şey mi dedim? Ne oluyorsun Halil? Akşam yemekte gözüm üstünüzdeydi. Bak dikkat et Melek. Bak dikkat et. Yoksa ne işi ne okulu görürsün.
Okula mı Melek'ciğim? Okula. Peki canım. Güle güle. Hoşça kalın. Gitti mi? Gitti. Ne oldu? Bir bilsem. Halil Melek'in hocasına takmış. Melek de alınıyor, güceniyor. Anlamadım. Yanlış anlamaz mı? Kaçta buluşalım? Emin misin? Tamam. Yeri bana bırak. Ben seni saat 8 gibi sizin eve yakın bir yerden alırım. Peki, tamam. Ben biraz daha çalışmayı planlamıştım ama. Yarım saat, bir saat kendine ayırabilirsin. Hı? Tamam. Hadi aşağıda bekliyoruz. Geldin mi? Geldim, bahçedeyim. Sen neredesin? Kantindeyim. Dışarıda oturuyorum. Gelince beni görürsün. Tamam, geliyorum. Her yerde seni aradım. Buradayım. Anlatmak ister misin? Babam seni asla kabul etmeyecek. Asla asla diye bir şey yok. Gerçekten hiç ihtimal görmüyorum. O ne? Evim. Burası masal gibi. Neresi? İstanbul'un 25 kilometre uzaklıkta. Fransa'daki bir sergiden sonra almıştım. Seni oraya götürmeyi çok isterdim. Ben de orada olmayı çok isterdim. Ali Hoca da buradaymış. Merhaba Zülen, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, gel. Neye bakıyorsunuz? Ali'nin şehir dışında evi varmış. Dergiye haber olmuş. Çok güzelmiş burası. Hadi bu hafta sonu gidelim. Bilmem ki. Aslında çok ihtiyacım var. Ben evdekilere doğruyu söyleyerek seninle gidebileceğimi hiç sanmıyorum. Herhalde sen de pek iyi değilsin. Biraz sonra sınavım var. Bebişimle nasıl dans edeceğim onu düşünüyorum. Sen de dedin. Senin neyin var? Ben bir evlenme teklifi aldım. Ama Halil Efendi... Söyledin mi yoksa? Hayır. Daha uzun süre söyleyebileceğimi hiç sanmıyorum.
Hoş geldin. Merhaba. Girsene. Mis gibi kokmuş. Tarçın, çilek. Senin için turta yaptım. Bugün işe gitmiyor musun? Orada olmamı gerektirecek önemli bir şey yok. Bu kadar çok çalışırken en çok evimi özlüyorum. Bir de seni. Benim için turta yapmana çok sevindim. Nereden geliyorsun? Zülal'den. Dün Melek'le konuşmuş. Sinirleri bozuktu, ağlıyordu dedi bana. Bunun üstüne ben de aradım. Bu sabah. Hala ağlıyordu. Ben de dayanamadım gittim. Bana da bir şey söyleyemedi. Sen Namık'la Zülal'in arası nasıl şu aralar biliyor musun? Bilmiyorum. Namık'la görüşmüyorum biliyorsun. Turtamdan yiyor muyuz? Eline sağlık. Nejat. Bazen seni bir şey yaşamaya benim zorladığımı düşünüyorum. Hayır. Bunu ben de denemek istiyorum. Denemek diyorsun hala. Ama neyse ki dürüst davranıyorsun. Canım. Elsa, çileklere bak. Çok güzel. Canım ya. Şurada biraz soluklanmama müsaade var mı? Aşk olsun ne demek, tabii var. Çay getireyim mi sana? Şimdi içmem, sağ ol. Sonra. Aradın mı Melek? Yok. Niye arasın ki? Şöylesine sordum. Ya ortada fol yok, yumurta yok. Niye kızın üstüne gidiyorsun Ali? Sen öyle sandın. O iş öyle değil. Ya en başından beri karışmayayım diyorum ama hiç öyle şey olur mu Halil Efendi? Hiçbirinizin tanımadığınız Melek'i. Akşam öyle ağzı kulaklarında sofrada. Genç kız bu. Hayranlık olabilir, beğenme olabilir. Hem hocası da pek hassas Melek'i. Siz sanıyor musunuz ki bütün öğrencilerin evine gidiyordur öyle? İlkokul hocası mı bu? Vallahi Feride Hanım, siz dahil. Birinize Melek bu konudaki şüphelerimle ilgili açılır da benden saklarsanız bir giderim, bir daha asla dönmem. Ara Güler, Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisidir. Gazetecilik hayatına 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde başladı. 1956 yılında Lifetime, 1958 yılında da Stern dergisinin Yakın Doğu foto muhabirliği görevini üstlendi. Aynı dönemde Magnum Ajans'a katıldı. 1961 yılında İngiltere'de yayınlanan British Journal gazetesi onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. 1962 yılında Almanya'da Master of Leica unvanını kazanmıştır ki bu unvan dünyada sadece 38 kişiye verilmiştir. Russell'dan Churchill'e, Picasso'dan Dali'ye birçok ünlünün fotoğraflarını çekmiş ve onlarla röportajlar yapmıştır. Aragülerimizin fotoğraflarının büyük bir kısmı Paris Ulusal Kitaplık'ta, Amerika'da Nebraska Üniversitesi'nde, New York, Boston ve Chicago'daki özel koleksiyonlarda ve Almanya'da birçok müzede sergilenmektedir. Evet, gelecek ders herkes bir Ara Güler fotoğrafı edinecek ve o fotoğrafla ilgili görüş ve önerilerle gelecek. Şimdi ara.
Indira Gandhi, Hitchcock. Onları da çekmişti değil mi Aragüler? Zaten biliyormuşuz. Küçükken birkaç sergisini gezdim. Feride teyze eskiden bizi hep sergilere götürürdü. Bak şimdi ona daha çok saygı duydum. Zaten dün akşam bende öyle bir izlenim bırakmıştı. Geçmişte farklı bir hayatı varmış gibi. Öyleydi. Evde bir sürü antikamız vardı. Dün gördüğünden bile daha fazlası. Feride teyze aslında eski koleksiyonerlerden. Ama zamanla şartlar değişince birçoğunu elden çıkardı. Geri kalanını da sattı. Ama sonra Necat yeni alıcılardan hepsini teker teker alıp geri getirdi biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Necat öyledir. Çok incelikleri olan bir adamdır. Yazdıklarından belli oluyor zaten. Ah evet. Nerede bulabiliriz yazdıklarını? Çünkü sen söylemeseydin haberimiz olmayacaktı. Vereyim adresini, gir bak. Tamam. Zülele de söylerim ama. Hoşçakal. Melek. Babanın tavrı ne olursa olsun, seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Ders anlatırken düşündüm de, sen osun. Beklediğim tek kişisin. Her şeyi göze alıp babama anlatacağım. Ben onun tek kızıyım. Benim mutluluğumu istemek, kabul etmek zorunda. Çok derin derin düşünüyorsun. Özel bir nedeni yok. Özel bir neden yok. Seni ara ara gülümsetiyor. Sonra yüzünü astırıyor. Sonra tekrar gülümsetiyor. Ama özel bir neden yok. Öyle mi? Belkıs çok komiksin. Belki gerçekten çok kişisel bir şey düşünüyor. Sen niye her şeyi merak ediyorsun? Aa, her şeyi bilmek ister o. Her şeyden haberi olacak. Her şeyi kontrol edecek. Ben bir lavaboya gidiyorum. Bazen abartıyorsun. Geldiğimizden beri gözün üzerinde. İş yerinde de böyleydi bugün. Kesin biri var hayatında. Ne yapıyorsun? Kurcalama. Bir şey bulacağımdan eminim. Bütün mesajları silmiş. Şüphelerimde yanılmamışım. İçin teşekkür etti. Hem sen niye benim telefonumu karıştırıyorsun? Umarım bir teşekkürle kalır. Böyle diye anlatacağım. İlk başta belki sinirlenecek, kızacak. Ama sen hep alttan al. Duygularını, düşüncelerini sakin sakin anlat. Onu kabul ettirinceye kadar vazgeçmeyeceğim. Ona hak vermeyi unutma, tamam mı? Daha Ali Hoca'yı tanımıyor. Yaşı senden büyük. Daha önce evlenmiş, ayrılmış. Ona da hak vererek anlat. Ay kalbim duracak.
Ama aklıma koydum bir kere, vazgeçmeyeceğim. Melek, aradığın gerçekten o değil mi? Evet. Bütün kalbimle o. Aşağıda kimse yok. Kameraya inmiş olabilirler. Hadi. Hadi. Sakin ol, tamam mı? Tamam. Neredesiniz ya? Sizi arıyoruz. Aa, Zülen'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım sen de hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Hadi geç. Okuldan mı gidiyorsunuz? Hayır. İşten. İşe gideceğimi söylemiştim ya. Zülen'in dersi erken bitti bugün. Gelip beni aldı. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Zülen. Merhaba. Geç. Kızım kocan gelmeyecek mi? Yok gelmeyecek. Tam iyileşemedi. Evde dinlenecek biraz. Aman ara sıra daha iyi. Böyle biz bize oluruz. Hadi ben mutfağa gidip kalanları getireyim. Hemen başlayalım. Güneş batmadan. Yardım edeyim mi? Yok gerek yok. Ne var senin burada? Hala küslüyüz. Görüşmemiz ikimize de zarar veriyor. Senin bana bir zararı yok. Ben de sana gerçekleri söylüyorum ama galiba gerçekler canını yakıyor. Canının yanması gerçekleri değiştirmiyor. İyileşmiş görünüyorsun. İlk defa bu gece çıkıyorum. Zülal nerede? Ailesinde yemekte. Sen? Ben Neşet'i görmek istemediğim için gitmedim. Saçmalama Namık. Sen artık evlisin. Zülal oradaysa sen niye buradasın? Demin söyledim ya, Neşet'i görmemek için. Kendisi bu sabah kapımızın önündeydi. Biliyorum. Bahsetti. Vay! Dürüst aşık. Ne dedi? Zülal'in gözyaşlarına dayanamadım. İyi olup olmadığını görmek için gittin mi dedi. Bunun gibi. Niye üzgündün? Boş ver. Ufak tefek aile meseleleri. Bazı gelgitler. Zülay bana söz verdi ama. Bir daha Neşet'i görmeyecek. Sen niye böyle bir söz istedin? Herkesin iyiliği için. Eğer Neşet seninle beraberse Zülay'ın peşini bıraksın. Eğer Zülal benimle evliyse evliliğimize karışmasın. İçtin mi sen? Bir kadeh. Nereye giderken bana uğradın? Eski bir dostu görmeye. Neyse. Seni gördüğüme ve Necat'ın her şeyi sana benden önce anlatmasına sevindim. İyi geceler. Dışarı çıkıyorum.
Nereye gittiğini sorabilir miyim? Arkadaşlarımla buluşacağım. Uzun zaman sonra tekrar sosyalleşmen çok hoşuma gitti. Artık o bir iş kadını. Kafasını toparlamak için arkadaşlarıyla buluşması güzel. Size iyi eğlenceler. Sana da iyi eğlenceler. Öyle yapacağım. Ayvalık gelir. Sen o zaman ufacık bebektin. Nejat da 7-8 yaşlarındaydı değil mi Esed? Bahçede yemek yerken pusetini sallar dururdum uyuman için. Uyumak ne kelime, cin gibi bakardı. Sonra Nejat gelirdi. Teyze ver ben biraz dolaştırayım onu derdi. İki tur attırır uyutup getirirdi seni. Ya. Hatta bir keresinde pusetin tekerleği bir merdivene mi denk gelmiş, basamağa mı? Puset kapakla. Ah evet, ah canım. Dudağın patlamıştı. Dişin alt dudağına batmış. Bir kan, bir kan. Nejat neredeyse bayılacaktı korkudan. Zülele bir şey olursa diye ağlıyordu. Zülel ne oldu kızım? Ne dursam ağlıyorum. Canım. Bu dağ bebek doğduğunda bile sürer. Bütün annelerin gözyaşı gözünün kıyısındadır. Canım benim. Sen niye bana bugün bakamıyorsun? Yo, bakıyorum. Bakamıyorsun. Sanki Namık tarafından yasaklanmış gibi. Aa, ne münasebet canım. Olur mu öyle şey? Ne biçim laf öyle? Nasıl şaka bu? Yok, şaka değil. Bugün biraz mesafeli. Hadi ben hassasım. Bu aralar çok duygusalım da sana ne oluyor? Sen de mi annesin? Anne. Baba. Ben evlenmeye karar verdim. Efendim? Ali Hoca beni... Ben de Ali'yi... Sus! Ben demedim mi size? Ben demedim mi? Utanmıyor musun? Hadi sen genç kızsın. O da mı yaşından başından, boyu kadar kızından utanmıyor? Baba lütfen. Böyle saçma sapan hayallere kapılma. Karşında bir karar vermiş gibi de oturma. Duymamış olayım Melek. Duymamış olayım. İş hayatında, okul hayatında bitmiştir. Hu! Rezil! Defol karşımdan! Ali abi otur. Sakin ol. Defol! Ali efendim. Yusuf Ali vermesin seni. Aa, Melek! Ali efendim kendine gel. Ne oluyorsun? Rezillik. Rezalet bu ya. Ali abi büyütüyorsun. Şşş, ağlama ağzını. Üzme kendini. Yüzünü yıkayalım mı? Su getireyim mi?
birdenbire söyledin? Öyle pat diye söylenir mi? Arabayla mı geldin? Evet. Bu kadar kısa mesafeye taksi tutmayayım dedim. Çok güzelsin. Mersi. Bunu burada mı bırakacağız? Evet. Dönüşte alırız. Şahane bak. Belkıs Hanım yüzünden liseliler gibi gizli gizli buluşuyoruz. Sadece annem yüzünden değil. Unutma. Sen evli bir erkeksin. Sen beni kendine karşı borçlu hissettirmek istedin. Zaten borçluydun aslında. Doğru. Sana hep haksızlık ettim. Sen Zülel'e ne diyerek çıktın evden? Bu gece ailesine yemekte. Sensiz. Başta Nejat olmak üzere hiçbiri tarzım değil zaten. Sen asıl annene ne dedin? Bomba o. Arkadaşlarımla çıkıyorum dedim. Aslında uzun zamandır da gece dışarı çıkmamıştım. Kokun güzelmiş. Arkadaşlarıyla buluşmaya gitmedim. Namık'la mı buluştu demek istiyorsun? O mesajları niye sildi zannediyorsun? Namık niye Nüket'i aradı? Tabii ki düşüneceğim. Sorsaydın. Sorsam söyler miydim? Bu sefer acele etmeyeceğim. Neyin ne olduğunu öğrenmeden hiçbir şey yapmayacağım. Diyelim ki öyle. Senin kızın sana sormadan Namık'a kan verdi. Kızını karşına mı almak istiyorsun? Hayır. Eğer Namık yine Nüket'in peşindeyse ondan başka türlü yararlanmayı düşünüyorum. Nerede? Yüzünü yıkamaya gitti. Oh, sen biliyor muydun? Nasıl, ne çabuk. Hiç kondurmadım. Ali Hoca iyi bir insan. Ben Meryem'i sevdiğine inanıyorum. İyi tamam da kızım. Ciddi olmasaydı evlenme teklifi etmezdi. Melek artık çocuk değil. Her şeyin farkında. Ne istediğini iyi bilir. Halil yokuşamaz. Dediğim dediktir o. Babam nerede? Bahçede. Bu kadar çabuk mu bağlandın? Ali çok özel bir anne. Gözünden bile sakın. Kalksın gitsin, kazık kadar da aşık olsun. Hayranlıkla karıştırıyor. Akıl var, izan var. Gencecik ya. Neredeyse kendi yaşındaki kıza analık yapacak. Yok canım, daha neler Halil Efendi. Aman Feride Hanım, sakın bana onun savunuculuğunu yapmayın. Lütfen.
Bak Halil Efendi, sizler onun annesi babasısınız. Haddi aşıp karışmam. Ama Melek benim de elimde büyüdü. Az çok sevda nedir, aşık olmak nedir hepimiz anlıyoruz. Halil abi, böyle bağırarak, çağırarak hiçbir şey halledemezsin. Melek iyi ya da kötüyü sandığınızdan daha çok ayırt edebilir. Onunla konuşman lazım, onun yanında olman lazım. Bu iş olmayacak. Yedi çağın bir araya gelse bu iş olmayacak. Nerede o rezil? Halil lütfen, rica ederim. Sakin ol. Dur, sakin ol. Sakin ol. O zırvalıkları yapmadan önce düşünecekti. Ne düşündüysem söyledim. Suç mu? Hiç politik davranmadım. Kızacağını bile bile suyuna gidip sana yalan söylemedim. Artık öyle bir yaştayım ki baba. Kararlarımı sana sormadan alabilirim. Niye bunu birbirimizi bu kadar kıracağımız bir noktaya getiriyorsun? Vay. Kendi kararlarını alabiliyorsun demek ya. Kendi paranı da kazanıyorsun. Git. Kendi kendine bak bakalım. Hadi git. Defolun. Halil Efendi. Peki baba. Melek. Beni alıp bize götürüyor mu? Ben bırakıyorum. Bir baba ne kadar haklı olursa olsun kızına bunu yapmaz. Melek dur bir dakika. Bir eve dur. Gel şöyle sakin olur musun? Şuraya gel. Kızım ne olur gitme. Git dedi, duymadın mı? İstesem de kalamam artık. Esed, bırak gitsin. Sülalde kalsın biraz. Zaten ortalık yatışmadan aynı evde olmaları çok kötü. Evet Esed, bırak gitsin. Bir şey olursa bizden ararsın. Bak ölümü görme, delilik yapma ne olur. Allah korusun. Hadi sen de git. Biraz nefes al, rahatla. Hüsra gidelim. Yoksa yine gelip kıyamet koparacak. Hadi gidelim. Şimdi mi? Esed bırak. Şu an en doğru şeyi yapıyorum. Yanına hiçbir şey almayacak mısın? Temelli mi geliyor? Alır benden bir şeyler. Üzme kendini kızım. Sen de kardeşine iyi bak, tamam mı? Hiç gelmemiştim. Zaten sadece bilenler gelir. Biz niye buraya geldik? Yani kimse görmesin diye mi? Sadece kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir yerde olmak için. Ne içiyoruz? Hayata dönüş ne? Söyle bakalım. Biri var mı? Biri. Erkek arkadaş. Boyfriend. Beraber olduğun. Hayır. Artık holdingin içindesin. Patronun kızısın. Güzelsin, çekicisin. Peşinde bir sürü kişi olacaktır. Belki de vardır. İşe özel hayatımı karıştırmıyorum. Vay. Senin nasıl gidiyor? Bu akşam beni boş geçeceğiz. Eğer her şey mükemmel olsaydı burada olmazdım, öyle değil mi?
defa beni kandırmana izin vermeyeceğim. Seni kandırmayacak kadar büyüdüm. Sana inanmıyorum. Öyleyse zaman ver. Kendin gör.